ben uygulayıcı yapımcı olmak istiyorum diye yola çıkmıyorsun aslında. Teknik direktör gibiyiz biz. Bir başkanımız var, yapımcımız. Organizasyonları yapan, oyuncuları seçen, kalede kim oynayacak, çayından, şekerinden, dekoruna kadar her şeyi yapan ve bunların bir bütçe içerisinde kontrol eden, ettiren ve bunu sağlıklı ve saatli bir şekilde ilerlemesi sağlayan kişi proje bazlı baktığında. Engin Acıner ismim. İstanbul'da Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Sonrasında üniversiteyi spor yüksekokulunda bitirdim. Medeniyetim öğretmeni olacaktım fakat bir akrabam sayesinde sektöre başladım. Prodüksiyon asistanlığı yaptım uzunca bir süre. Sonra kademe kademe yükselerek yaklaşık 10-12 senedir de uygulayıcı yapımcılık yapıyorum. İlk uygulayıcı yapımcılık yaptığım iş Osmanlı Kıyam diye TRT dizisiydi. Tarihi ve dönem işleri biraz üzerime yapıştı gibi de oldu. Yaklaşık bu 6. projem, dönem işi yapıyorum. Enteresandı benim başlama hikayem. Ben spor akademisi okurken hem okuyup hem de çalışıyordum farklı işlerde harçlığımızı çıkarmak için. Ve teyzemin kızı vardı. Beni bir gün dedi ki ya dedi sen ne yapıyorsun dedi. Dedim kafelerde çalışıyorum. Gel dedi ben dedi seni stüdyo şefi yapayım. O ne abla dedim. Ben sana anlatırım dedi. 3 gün sonra ben stüdyo şefiydim. Televizyon programında bir kanalda, özel bir kanalda. Yaklaşık bir sene stüdyo şefliği yaptım. Oradan işte yapım aşamasına, yapım asistanlığına falan başladım. Sonra gerçekten ipin ucu kaçtı. Yani hiç farkında olmadan 4., 5. asistan, 3. asistan, 2. asistan falan derken bir gün bir baktım prodüksiyon amiri olmuşum. Ondan sonra işte yapım koordinatörü falan derken ya arkası çok çabuk geldi. Yani çok çabuk geldi. Çok kanlı yollardan geçtim evet. Çok zorluklar çektim. Ama çok eğlendim. İşimi seviyordum çünkü iletişimi kuvvetli ve biraz da özgür ruhlu bir adamım. Yani her gün işte atıyorum Levent'te bir ofise gidip aynı şeyleri yapacağımı, her gün farklı yerlere gidip farklı karakterlerle sohbet edip farklı karakterlere dokunabilmek beni çok heyecanlandırmıştı. Hala da heyecanlanıyorum yani. Şu an mesela yarın ne yapacağımı planlayamıyorum. Evet kabataslak bir planım var ama sabah kalktığımda hiç alakası olmayan bir problemle uyanmış olabiliyorum. Ama bunları çözebiliyor olmak ve zararsız atlatabiliyor olmak hoşuma gidiyor. Yapımcının projesinin aslında yüzü yüz. Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında her yerde varız. İşte montajı kim yapacak, miksajı kim yapacak, oyuncusuyla muhatap olan, oyuncusuyla anlaşmalar yapan, hangi şartlarda çekileceğine karar veren o bütçe doğrultusunda. Yani bizim temelimiz aslında bütçe, bütçeyi idare eden kişi olarak gözüküyoruz ama sahada da bulunuyoruz. En sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişileriz. Her şeyini biz yapıyoruz aslında. Uygulayıcı yapımcı olunmaz, doğulur atasözü var bende. Ya bu bir iletişim işi aslında. Yani insan ilişkisi çok önemli. İletişim deyince insanların aklına telefon, işte sosyal medya falan geliyor ama aslında iletişim kişisel karşılıklı ilişkilerle biz çok işimizi yürütüyoruz. Çalıştığımız insanlarla uzun süreli çalışıyoruz. Tamamen iletişime dayalı. İletişimin iyiyse uygulayıcı yapımcılıkta ya da yapımcılıkta daha başarılı oluyorsun diye düşünüyorum. Bu biraz yapıyla da alakalı. Herkes yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok gerçekten böyle aklı hayale gelmeyecek problemler, aklı hayale gelmeyecek zamanlarda karşına çıkıyor. Sadece setli de sınırlı değil. Şöyle mesela çeşitli bağlantılar yapıyoruz işle alakalı. Sette oluyoruz işte dışarıda işte birçok insanla konuşuyoruz ve bende şöyle bir şey gelişti. İletişim kurduğun insanın belki şivesine göre şive bile yapıyorum ben bazen. Yani mecburiyetten bilmiyorum sanki onun o damarını yakalamak için ya da ne bileyim ikna etmek için ya da başka bir şey yapmak için insanların o içerisindeki iyi tarafı yakalayabilmek ya da işini hallettirebilmek için bir tarafını yakalaman lazımdır. Oraya dokunmak çok önemli. Dokunduğun anda zaten gerisi geliyor. Ha, yani hangi tarafın çalışacağını çabuk çözmek lazım. Bir de kalp kırmamak çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Ham maddemiz insan.
Evet, kameralarımız var, ışıklarımız var ama insanla çalışıyoruz ve insan kırmamak çalışırken çok önemli bence. Bu konjüktürde gidersen başarılı oluyorsun gibi düşünüyorum. Herhalde ben de başarılıyımdır. Bir projeye, uygulayıcı yapımcı en başından itibaren, hatta proje tasarlanırken bile dahil olması gerekiyor. Yapımcıyla, senaristle, yönetmenle konuşmalarında hep tecrübeleriyle alakalı. Bu bir dekorlu işse dekor tecrübesinden, bu bir Doğu Anadolu işi, arazi, bozkır işi ise kimin nerede, hangi arazide çalışabileceğinden. Yani en aşağıdan, en başlaması gereken en önce neresi varsa, belki sadece tasarım aşamasında, sadece düşünce aşamasında bile onun olması gerekiyor. Yani bir yapımcı ben şöyle bir iş çekeceğim dediğinde yanında biz olmalıyız. Ya da bir yönetmen ben şöyle bir iş düşünüyorum dediğinde yanında olmalıyız. Yani en başta olmak lazım. Çünkü bu iş tasarlanırken yine iletişime geliyorum. İletişim çok önemli. Yani hiç aklında olmaya gelmeyecek bir şeyi bir anda sohbet sırasında bir şey ışık yanabilir ve onu cebine koyman lazım. Olabilecek en başından itibaren olman lazım. Kafada sürekli problemler çözüyorsun, evet. Matematik problemleri de, hesap kitap problemi de, işte şu ne kadar olursa böyle olur. İş bir gün daha uzarsa ne kadar zarar ederiz, ne kadar zarar etmemek için neyi ne yapmamız lazım. Hep kafada bir problemler çözüyorsun. Zihin hep çalışıyor. Ben şöyle olmalıyım, şöyle yapmalıyım, herkese aynı yapmıyorum. Bu benim doğamda var. Yani insani yapım herhalde. Evet, problemlere karşı çok sakin, yani çok iyi top istoplarım. Öyle olduğumu söylerler. Yani çoğu arkadaşım der ki senin bu sakinliğin bizi deli ediyor. Çok ciddi problemlere karşı evet bir tarafında onun bir ciddi problem olduğunu hissediyorum ama karşı tarafı da panik etmemek adına bu sakinliğin karşı tarafı rahatlattığını düşünüyorum. Ve bunun için de özel bir çaba sarf etmiyorum. Bu benim herhalde bu naiflik yapımda var. Daha sakin olayım ya da daha biraz daha agresif olmam lazım. Çok dışarıdan gelecek eleştirilere o konularda kapalıyım yani. İnsan nasılsa öyledir. Ben olduğum gibi görünmeye çalışıyorum. Memnunum yani bu konuda. Alparslan Büyük Selçuklu'nun hazırlık süreci çok uzun sürdü. Sadece dekor hazırlığından ziyade önce projenin kabataslak yapısını oluşturmak yaklaşık bir 2-3 ay gibi bir süre sürdü. Sonrasında aynı zamanda eş zamanlı olarak senaryo grubunun senaryo çalışmaları, okumaları yaklaşık 4-5 aylık bir süre sürdü. Hatta bizim bilmediğimiz, bize gelene kadar, uygulayıcı yapımcı olarak bana gelene kadar yapımcımızla senaristimiz arasındaki diyaloglarla 1-1,5 senesine kadar dayanıyor. Sonrasında aksiyon aldığımız hikaye plato arazisi, platonun yapımı, dekorlarının çıkması ve kostüm sürecini, kostüm tasarımı, öncesinde görsellerin yapımcıya ve yönetmene sunumu ve onay alındıktan sonra üretim süreci yaklaşık 2-2,5 seneyi aldı. Çok ciddi bir dekor yapıldı burada. Bunun her aşamasında var olan biri olarak söyleyebileceğim gerçekten çok büyük bir emek var. Yani yüzlerce kişinin emeği var. Önümüzde de çok güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum. Bu tarz dönem işleri beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü sürekli okuyorsun ve yeni bir şeyler öğreniyorsun. Dönem dizilerine başlamadan önce tarihle ilgili çok fazla bilgim yoktu. Ama işte Osmanlı Kıyam olsun, Hay Sultan olsun, Alparslan, Uyanış, Büyük Selçuklu bu işlerde okudukça çeşitli anekdotlara ulaşıyorsun ve bunlar senin hep kelime dağarcığında kalıyor. Ve gurur duyduğumuz ama bilmediğimiz birçok şey öğreniyorsun. O yüzden tarihi dizilerde çalışmak, dönem dizilerinde çalışmak beni çok mutlu ediyor. Ve böyle bir proje yapacağımızı ilk duyduğum zaman da çok yükselmiştim. Birçok kitap okudum. Zaten okuduklarımız vardı, üzerlerine koyduk. Ve sürekli kendini geliştiriyorsun. Ha, bunlar işimizin haricinde ne işimize yarayacak diye sorarsanız, ne kadar çok bir şey bilirsen tarihinle alakalı, geleceğe de daha umutla bakmana sebep oluyor. Bu yüzden seviyorum ve çok mutlu olmuştum Alparslan'ı yapacağımız için ilk duyduğumda. Biz hemen okumalara başlıyoruz. Kitaplar belirliyoruz. Bir taraftan da tarihi gerçeklere dayanan kurgu işi olacağı için, yani senaryoya dayanacağı için okuduğumuz kitaplarda evet biyografi kitapları da oluyor, temel kitaplar da oluyor ama biraz da romanlara ve hikayelere de kaçan kitaplar okuyoruz. Yani atıyorum Selçuklu dönemini anlatan ya da Nizamülmülk'ü anlatan romanlar da okuyoruz ve o romanlardan da faydalanabiliyoruz. Aklımızın ucunda bir şeyler kalıyor. Kitap okuyoruz, görseller araştırıyoruz. Dönemin tarihi, işte dekorları, kostümleri, ayakkabıları, atları. Yani her dönemin farklı eğer stili var, işte silahları değişiyor. Silahları inceliyorsun.
kiminde ok var, kiminde arbalet var dönemine ve karşındaki düşmana göre bile değişiyor işte. Bizanslılar arbalet kullanır, Selçuklular uzun yay kullanır gibi. Bunları öğreniyorsun ve geliştiriyorsun. Bazı noktalarda sıkıntı yaşayabiliyorsun. Yani renkler mesela, çok fazla renk tercih edilmez kostümlerde falan yani. O yüzden onu bir stilize etmeye çalışıyorsun. Stilize edeceğin insanları buluyorsun. Ha, bu projeye şu karakter olabilir. İşte bu projede bununla çalışalım, döneme hakim gibi araştırmalar yapıyorsun. İmkanın varsa referans alacağımız noktaları gezip görmek ve birebir temas etmek çok önemli bizde. Hatta bir proje için ben Özbekistan'a gidip Harzemşahlar dönemini araştırırken hala ayakta duran eserleri incelemiştik ve bunlar bize çok feedback sağlıyor. Böyle sonra senaryo aşamasına geçiliyor. Senaryo yazılıyor. İşte girecek karakterler. Proje sinema filmi ise farklı, işte dizi filmi ise ya da dijital ise çok farklı anekdotları var. Süre çok değişiyor çünkü. Bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle dönem işlerinde yapımcılar bu işlerin içerisinde normal işlerden daha fazla oluyorlar. Ve kafasında belli başlı karakterler oluyor. İşte Alparslan'ı buna düşünüyorum, işte Seferiye'yi bunu düşünüyorum, işte Akça'yı buna düşünüyorum gibi. Genellikle isim üzerine, yani kafasındaki isim üzerine gidiyor. Biz de uygulayıcı yapımcılar olarak bunların bağlantılarını, onların görüşmelerini sağlıyoruz. İşte menajerlerle görüşüyoruz. Başrollerin haricinde de yardımcı kaslar ve diğer karakterlerle ilgili direkt birebir muhataplığımız oluyor. Ve kas direktörleriyle beraber belli bir bütçe içerisinde diyoruz ki ana kas bütçemiz şu kadar, yardımcı kas ve bunlara bu kadar para ayırabiliyoruz. O bütçe içerisinde İşte selebriti, semi-selebriti gibi bunların ayrımlarını yaparak bir sunum dosyası çıkarıyoruz. Ve bunları yapımcıya sunuyoruz. Tabii bunun içerisinde yapımcıyla beraber yönetmen de bu toplantılara dahil olup herkes fikrini söylüyor. Karakterde gördüğü, görmediği özellikler, işte karakterin at binmesi önemli mi? İşte uzak doğu, yakın doğu sporlarında aktifliği ya da çevikliği, vücut proporsiyonu bunların hepsi çok önemli. Mesela biz ilk oyuncu seçimlerinde yani aklımızın ucuna gelmiyordu ilk bu tarihi dizilerde başladığımızda, ama sonrasında bunun çok önemli olduğunu, çünkü bir oyuncunun ata binmeyi, aksiyon eğitimi alma sürecinin çok uzun olduğunu gördük ve bazı karakterlerde insan yapısı yatkın değil, hiçbir şekilde öğrenemiyor ve öğrense de yakışmıyordu. Gerçekten bir karakterin eline kılıcı verdiğinde yakıştıramıyorsun, ne kadar iyi yapsa da ya da öğrenmeye çalışsa da. Biz yapımcıyla, yönetmenle istişareler yaparak, çeşitli toplantılar, ciddi anlamda slide gösterileriyle bu karakteri ve kendimiz mesela uzun saçlı hiç fotoğrafı olmayan bir oyuncuya CGI'de saç yapıp nasıl uzun saçlı görünebileceğine bile baktığımız zamanlar oluyor. Karakteristik yapısı, göz çekikliği, saç uzunluğu, her şey çok etkiliyor kasta ve biz de bu kas sürecinin uygulayıcı yapımcılar olarak hep içinde oluyoruz başından itibaren. Ana kast bitti, yardımcı kast bittikten sonra da her bölüm 2-3 tane bölüm oyuncusu, giren çıkan karakterler oluyor. Bunları da yapımcıya, yönetmene sunarak, sundurarak kast direktörüyle beraber en iyisini bulup ekran önüne çıkartmaya çalışıyoruz. Bütçeleme zaten bu işin olmazsa olmazı. Yapmak istediğin birçok şey olabiliyor ama bu tamamen senin bütçeyle alakalı. Bütçeyi en doğru şekilde kullanmayla alakalı sınırlandırıyor veya ufkunu açıyor. Kafanda bir bütçe oluşuyor. Evet, alabileceğin, yapabileceğin ve harcayabileceğin bütçe aşağı yukarı projeye göre, sinema filmi ise, dijital ise ya da ulusal kanal işi ise belli başlı rakamlar üzerinden gidiyor. Ve bu rakamlarla bu işin yapılıp yapılamayacağını kafanda hayal ediyorsun. Evet, yapabiliriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Ondan sonra birebir diyalogları olmadan bir senaryo, tretman üzerinden bütçelendirme çalışmasına geçiyoruz. Çekilecek dekorlar, dekorlar yapılacak mı? Var olan dekorlar içerisinde çeşitli ufak değişikliklerle mi yapacağız? Ya da sadece reel mekanlarda mı yapacağız? Tamamen projeye göre değişiyor bu. Tabii bütçe bu işin olmazsa olmazı. Çünkü çaycısından dekordaki malzemesine kadar her şey bütçeyle idare ediliyor. Ve bütçene göre planlıyorsun ve programlıyorsun. Temelde başta planladığın rakamları ve bütçeyi aşağı yukarı %10, %15 hata payıyla kotarabiliyorsan sen iyi bir uygulayıcı yapımcısın. 25'lere 30'lara çıkarsa bu bir sıkıntı yaratmaya başlar ama tabii kötüsün anlamına da gelmiyor. Neden olduğuna bağlı onu bir araştırmak ve sebeplerini çözmek lazım. Bir savaş sahnesi var mesela. Biz bu savaş sahnesine 5 birim bir para harcarız diye düşünmüşüzdür ama bunun
aşabilecek noktaları, çekim süresinin uzaması, işte figürasyon sayısı, çekim süresinin günlük olarak uzaması, bir akşam yemeği daha gelecek mi? Bunların hepsini artı eksisini koyarız ama hiç ummadığımız şeyler başımıza gelebiliyor. Bunları da ben genellikle ya bak bu işi böyle planlamıştık ama böyle çıkmıştı dediğimizde yapımcının karşısında sene sonunda mağdur olmamak için ya da herhangi bir sıkıntı olmasın diye genellikle not alırım sebeplerini. Yapım koordinatörüm ve yapım sorumluluğum, prodüksiyon amirim, yaklaşık 14 kişilik bir ekibimiz var. Her birinin ayrı uğraştığı şeyler var. Yapım koordinatörünün çatısı altında birleşiyor. İşte yemeklerden sorumlu olan, oyuncuların geliş gidişlerinden sorumlu olan, oyuncuların ihtiyaçlarıyla ilgilenen ve ulaşımlarıyla ilgilenen birçok asistanımız var. Kompakt bir ekip yapıyoruz ve bu ekibin de kendi içlerinde amirleri oluyor. Ama sonuçta en temelinde bana bağlı oluyorlar. Gün sonunda ya da bölüm sonunda ben raporlarını alıyorum. Bütçesi olarak neyin nereye dağıtılması gerektiğini, işte bu işin kaç figürasyonla çekileceğini hep biz tasarlıyoruz. Onlar da uyguluyorlar. Alpaslan gibi büyük projenin içinde olmanın inanılmaz keyifli yönleri var. O arazide çalışmak, çekimlerin Nişantaşı'nın göbeğinde değil de bir bozkırın ortasında ya da bir ormanın dere kenarında yapıyor olmak çok keyifli. O set ortamları çok keyifli oluyor. Bir anda bambaşka bir zamana gidiyorsun. Sabah evden çıktın, Beşiktaş'tan geldin. Selçuklu'nun Bas Pragar'ında güne başlıyorsun. Oradan ormanda bitiriyorsun. Veya gece dere kenarında, dolunayın altında sohbet ediyorsun oyuncuyla, yönetmenle. Çok keyifli yanları var tabii. Zorlukları da var. Otururken yanımdan bir at geçince ben çok mutlu oluyorum. Fakat işte o atların hasta olma ihtimali, işte üşüyor olma ihtimali ve başına bir şey gelecek olma ihtimali de çok tabii bizi üzüyor. Ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Onun haricinde çok kalabalık oluyor bizim ekiplerimiz. Hem ekiplerimiz hem yardımcı oyuncularımız. 200-300 kişilik figürasyon ekipleriyle çalışıyoruz. Aksiyon ekiplerimiz ayrı. Sanat ekiplerimiz çok kalabalık. Yaklaşık 300 kişilik bir ekibimiz var. Tabii çeşitli zorlukları. 300 ayrı karakter yani. Onların karakterlerinin her birinin bir problemi olsa 300 tane problem yapar. O yüzden çok fazla dolaşmamak lazım. Sinema filmlerinde süre belli. 6 haftada çekmen lazım. Bunu 6 haftada o bütçeyi idare etmen lazım. Dizide de evet bölüm bütçesi yapıyorsun ve bölümler üzerine gidiyorsun ama dizide şöyle bir payların var. İşte bu bölümün bütçesi biraz aşabiliyorsa diğer bölümden onu kotarabilecek payların oluyor. Ama sinema filminde totalde bütçeyi kesinlikle %10'un üzerinde aşmaman gerekiyor. Çünkü dizinin belli bir satış rakamı var. Bir getirisi belli ama filmin belli değil. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Vizyon alırsan alamazsan anekdotları var. Dizi mi sinema mı tercih edersin dersen ben sinemayı tercih ederim. Yani bana iki tane önüme iş gelmiş olsa gönlüm sinemayı tercih eder. Sinema başka bir dünya çünkü. Ama hayat şartları tabii ki insanları dizi yapmayı daha çok tercih ettiriyor. Çünkü 6 haftada, 8 haftada ya da başından itibaren girdiğinde bir 12 haftanı alıyor. 3 ay sonrasında proje takvimleri denk gelmiyor. Eğer bir şirkette sabit olarak çalışmıyorsan insanlar genellikle diziyi tercih ediyorlar. Ama gönlü her zaman insanların sinemadan yanadır diye düşünüyorum. Gerçekten sürelerimiz çok uzun. Bu sektörün genelinin bir problemi ve herkes bunu değiştirmek ister. Yani dünya üzerinde, yani Avrupa sinemasına baktığımız zaman, dizilerine baktığımız zaman gerçekten 45 dakika ile maksimum 60 dakika arasında giderken biz 160 dakikalara, 170 dakikalara çıkıyoruz. Bunun da mantıklı ve açıklayıcı sebepleri var. Fakat ne kadar da olsa bu çok yorucu bir tempo ve ciddi anlamda efor sarf ettiriyor. Ve insanların sosyal hayatlarından mahrum kalmalarını sağlıyor. Rüyalarımızda bile biz iş görüyoruz. Kafamda bir problem varsa işte ya ertesi günle ilgili çözmem gereken, o problemleri çözme ya da çözememe yönünde rüyalar gördüğüm zamanlar oluyor. Sabah kalktığımızda da sürekli bir bugün şu vardı, bugün bu vardı gibi şeylerle kalkıyorsun. En büyük problemi de şu, plan yapamıyorsun. Sosyal hayatımda çok plan yapabilen bir adam değilim. İşle ilgili hayatımız planla, programla geçiyor ama yıllardır mesela hayalimde olan bir tekne tatili vardır. Mesela 10 senedir yapamadım. Hiçbir zaman yapamadım ve yapamayacağım gibi gözüküyor. İnşallah kendi teknemizi alırsak. Offroad hobim var. Motocross yapmayı çok seviyorum. Surf yapmayı çok seviyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Aklımda çok hobi var. Yapmak istediğim çok şey var ama çok kısıtlı yapabiliyoruz. Vakitsizlikten dolayı.
Hep bir yerlerdeyiz, bir problemler, bir işler olduğu için böyle haftada bir gün şu hobimi ayıracağım gibi vaktimiz olmuyor bizim. Uygulayıcı yapımcı olmasaydım kesinlikle görüntü yönetmeni olmak isterdim. Ve istedim de zamanında. Çok seviyorum görüntü yönetmenliğini. Bilmiyorum neden seviyorum. Çok da araştırmadım içimde ukde kalmasın diye. Ama yapımcı olmasaydım kesinlikle görüntü yönetmeni olmak isterdim. Belki biraz havalı geliyor, belki ondandır. Yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek zorundayız. Özellikle dijital mecralardaki dizileri, filmleri, yurt dışı dizilerini çok izliyoruz biz. Onlardan öğrendiklerimiz de var, daha iyi yaptığımızı düşündüğümüz şeyler de var. Yani bunları Türkiye'de yapmaya kalksak topa tutarlar dediğimiz şeyler de var. Ama yenilikleri takip ediyoruz. İşte hangi kamera yeni çıkmış, kaç K'ya çıkabiliyor, kaç frame'e çıkabiliyor. İşte bunların hepsini incelemek zorundayız. Araştırmak önemli tabii. Biz aslında yurt dışına baktığında kalifiye olarak hiç geride değiliz. Aslında zeka olarak da bence çok ilerideyiz. Bizim en büyük problemimiz finans. Yurt dışında bir proje tamamen bir paket halinde tasarlandığı için ve ayrılan bütçeler daha yüksek olduğu için daha rahat çalışma ortamları ve daha çok vakitle daha iyi malzeme çıkartmalarına sebep oluyor. Biz biraz daha kısıtlı süre içerisinde kısıtlı bütçelerle bu işi yapmaya ve çalıştığımız için aslında yurt dışından gelen benim birçok duyduğum ve karşılaştığım konulardan bir tanesi ya siz bu süre içerisinde bu kadar iyi işi nasıl çıkartabiliyorsunuz? Yani yurt dışına giden arkadaşlarımız da bu işi yapmak için kameraman olsun, işte ışıkçı olsun, yurt dışındaki ortamdan çok etkileniyorlar. Çünkü çok çok rahat ortamlarda, çok free çalışabiliyorlar. Biz biraz daha koştur, daha tempolu. Set ortamında da 45 dakika yemek arasında bile biz işte hemen hızlıca yiyelim de işimizin başına geçelim mantığıyla gittiğimiz için kısa sürelerde çok büyük işler ve çok kaliteli işler çıkardığımız için yurt dışından gelen arkadaşlar da şaşırıyorlar nasıl yapıyorsunuz diye. Eğer ki sektörün yurt dışından neresindeyiz dersen bence çok başarılıyız. Sadece set ve set öncesi bütçe hazırlamak gibi işlerimiz olmadığı için bu işin her yerinde olmamız gerekiyor. Mutlaka bu gençlerin zamanında bir kurgu ekibiyle beraber vakit geçirmesi, bir kalorisle beraber vakit geçirmesi, bir miksajcının en azından bir iki projede miksaja giriyor olması. Bunlar hep cebine koyacağı püf noktaları. Tabii biraz matematik bilgisi. Ya matematik bilgisi derken deha olmaya gerek yok. Sadece iş matematiğini çözebilmek, neyin ne kadar zamanda çekilebilir olması gerektiğini, kaç figürasyonla çekilmiş bulabileceğini, çekilebilir olacağını, CGI'nin nerede devreye girip CGI'nin senin bütçeni rahatlatmayacağını çözebilmesi adına çok araştırma yapması ve proje seyretmesi lazım. Yani Superman'den de bir şey çıkartmışımdır zamanında, Star Wars'tan da bir şey çıkartmışımdır. O yüzden çok izlemek, çok okumak ve çok araştırmak ve her alanda, her aşamada ufak da olsa bulunmak lazım. Tavsiyem budur. Kendim her zaman sakin olmam gerektiğini ve problemlere karşı en azından bir es vererek düşünebilmeyi söylüyorum. Diyorum ki sakin ol. Sakin ol. Ve 10'a kadar sayma huyum vardır. Genellikle 10'a kadar sayarım. 10 dedikten sonra cevap veririm karşımdakine. Ciddi bir problemle ilgili bir şey söylüyor olsa bile. O yüzden kendimle ilgili en çok sevdiğim şey bence sakinlik. Sert olman gereken yerde sert oluyorsun. İşte yumuşak davranman gereken yerde yumuşak davranıyorsun. Ama işin temelinde insanlık var. Ve insanlara nasıl yaklaştığın, nasıl temas ettiğin çok önemli. Kişiye göre değişir. Kimi çok agresif, ters olarak işleri yürütür. Kimi de çok böyle babacan, abi gibi yürütür. Ve bunun ikisini sentezlemek ve yeri geldiğinde müdahale etmek, yeri geldiğinde o tavrı koymak bence en sağlıklısı diye düşünüyorum.